Aykraypex Fatih Altaylı röportaj özel programını sunar. Değerli Türkiye skandallar ülkesi her gün bir başka felakette karşı karşıya kalıyoruz ve e, her kaldığımız e, felakete ya da her gördüğümüz rezillikte artık bundan da beteri olmaz dedikten birkaç saat sonra beteriyle e, karşılaşıyoruz. Ancak e, son e, ortaya çıkan rezillik gerçekten artık bundan beteri olmaz e, dedikten e, cinsten ve... E, İnşallah beteri olursa da biz bunu görmeyiz ee, diyeceğimiz cinsten. 3-5 kuruş para uğruna, devletin kaynaklarını sömürebilmek uğruna, hazinenin içine, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun içine ellerini sokup kasasını boşaltmak uğruna bebeklerin hayatıyla oynandığını, bebeklerin ölüme sürüklendiğini, göz göre göre öldürüldüğünü ve hatta kolluk güçlerinin de buna seyirci kaldığını, öğrendik ve bu büyük rezaleti ortaya çıkaran gazeteci bugün yanımızda... Emrullah Erdinç. Emrullah bizim geçmişte... bir, bir dönem birlikte çalıştığımız, aynı çatında altta çalıştığımız çok değerli bir gazeteci. O da artık... E, geleneksel medyada, merkez medyada, ne medya dersiniz ya da... olmayan medyada... E, yer bulamadığı için... o da artık e, sesini YouTube'da duyuruyor. Kendi YouTube kanalı var. Ama bugün sağ olsun kırmadı bizi. Geldi ve bütün bu... Yeni Doğan Çetesi diye bildiğimiz rezilliği bize baştan sona en anlaşılır biçimde anlatacak. Biz de bir kez daha ağzımız açık dinleyeceğiz ve belki de bilmediğimiz detaylara hakim olacağız. Ebru'yla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, iyi misin? Teşekkür ederim Fatih Bey. Siz nasılsınız? Sağ ol ben deyim. Fatih Bey de beni görüyor. Fatih abi, Fatih <laughs> ne istersen <laughs> tamam. de. Meslektaşlarımın bana bey demesi çok hoşuma gitmiyor. Ben onların ya abisiyim, ya arkadaşıyım, ya kardeşiyim, ya dostuyum. Hemen başlayalım. Yeni Doğan Çetesi. Bu haber sana nasıl geldi ve bize bu çeteyi... Ben hiç soru sormayacağım sana bugün. Sen bize bu meseleyi anlat. Ben sadece şaşırdığım yerlerde veya bilmediğim yerlerde, yeni öğreneme tam anlayan yerlerde araya girebilirim. Nasıl geldi bu haber ve bu çete nedir? Aslında bu çete baktığımızda 2024 Nisan'ın 26'sında bir operasyon yapıldı. Operasyonu Mali suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri yaptı. Ben aslında orada gördüm. Şimdi baktığımız zaman o zaman böyle bir küçük bir basın notuymuş gibi duyurulan bir haber vardı. Hı hı. O haberde de bazı hastanelere operasyon yapıldı ki biz bunu zaman zaman görürdük. O operasyonda da özellikle bebekler üzerinden SGK'nın zarara uğratıldığı yönünde bir bilgi notu vardı. Şimdi dedim ki bu önemli bir şey. Sonuçta artık ben bağımsız bir medyada YouTube'dayım. Baktığım zaman da YouTube'da işleyebileceğim önemli bir konu olarak değerlendirdim. Çünkü hemen sorduğumda hani haber kaynaklarıma bu nedir dediğimde önce ilk şuna bak, işte 1 milyar TL'lik bir vurgun var. SGK üzerinden yapılmış bir vurgun var. Hemen dosya aldım. Ayrıntılara bakınca çok oldum. Şimdi biz o dönem böyle ölümleri bilmiyorduk. Hemen 30 Nisan'da bir video yayınladım. İşte yeni doğan ünitesinde vurgun. O vurgunu nasıl yapıyorlardı? Sağlıklı bebeklere sanki sağlıksızmış gibi küvezde tutuyorlar, yeni doğan ünitesinde tutuyorlar. Anneler ellerinde süt hastanenin kapısında nöbet tutuyorlar. Aman işte hastanedeki sağlık görevlileri süt isterse sütümüzü verelim de. Bu nasıl bir vahşet? Bu nasıl bir dolandırıcılık diye bunun haberini ben yaptım. İşte Tabii ki o dakikadan sonrasında takip ettiğimde e, bazı tutumdan Yani özür dilerim, e, Daha iyi anlamak evet. adına. Normalde bu bebekler sağlıklı. Herhangi bir kuvöz, herhangi bir özel bakım ihtiyacı olmadığı halde SGK'dan daha yüksek para alabilmek uğruna o hastanede doğan sağlıklı bebekleri sanki sorunu varmış gibi kuvöze veya aynen bakım ünitesine alıyorlar ki SGK'dan daha fazla para aynen, alabilsinler diye. Aynen. aynen Şimdi o dönem bu benim duyduğumdu. Duyup da dosya üzerinde doğalar gizlilik kararı olduğu için de öğrenebildiklerinde. Gizlilik kararı var. Tabii. Daha yeni bir operasyon olmuş. Operasyonun ikinci aşamada olacak. Ve doğal olarak da baktığımızda hani gizlilik kararından sınırlı sayıda bazı bilgiler alabildim. İşte orada şunu gördük. Tabii ki biraz daha background'a gelecek olursak. Bu bir annenin CİMER'e yazdığı şikayetle ortaya çıktığını işte 2023 Mart ayında 27 Mart 2023. Aynen öyle. Anne bir Başvuruda bulunuyor. Başvuruda bulunduktan sonra o yazı devletin sistemi dahilinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidiyor. İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki müfettiş bunu alıyor. hastaneler incelemesini yapıyor. Evet böyle iddialar var deniyor. O iddiaları bir rapor haline getiriyorlar. O raporda Mali suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gidiyor. Onlar da Büyükçekmece Adliyesi'ne başvurarak... Yani iş mali bir, bir suç olarak ele alınıyor. Bir sağlık suçu olarak ele alınmıyor. Tabii ki. Eğer cinayetleri bilmiş olsalardı... Belki de mali suçtan çıkartıp cinayet masasını bakması gerekecekti. Çünkü ilk başta bütün böyle hani incelemeler bir mali suç üzerine değerlendirme yapıyor. Fakat işte teknik takibe geldiğinde o teknik takiplerle birlikte aslında çetenin çok yönlü faaliyetlerin olduğunu görüyorlar. İşte o faaliyetlerden hani bir kısmı nedir? İşte ilaç satıyorlar. İşte sanki o yeni doğan ünitesinde sağlıklı bebeklere ilaç vermiş gibi gösteriyorlar ve tanesi... 9 bin lira olan ilaçları bir yerde depoluyorlar, tutuyorlar. Sonrasında da kutusunu 700-800 liraya satıyorlar. Bu kadar ucuza satıyorlar. İşte yurt dışına satıyorlar. İşte bir ayağı böyle, ikinci ayağı da... Yeni yani sadece, sadece yoğun bakımdan veya kuvözden değil, ilaçtan da ayrıca Ay, bir vurgun vuruyorlar. Her şeyden, bulabildikleri her alandan para kazanmaya çalışmışlar yani çete. Ama o korkunç boyutu, şunu söyleyebilirim, bu Ağustos soyunda ben öğrendim. Ama rapor almaya çalışıyordum. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın müfettişlerinin bir raporu dosyaya giriyor. O raporu öğrendiğimde şok oldum. Ne Aldımda. diyor rapor? 12 bebeğin bu sağlık sisteminde bu doktorlar tarafından, hastaneler tarafından ihmalleri sonucunda öldürüldü. Yani bu 12 bebek aslında doğru tedavi yöntemleriyle kurtulabilecekken bunların hatalı işlemleri, yanlış tedavileri sonucunda Hayatını kaybetti. Değil mi? Korkunç bir şey. Hani nasıl dedim hani böyle bir şey olabilir? E sonra dosyayı işte ele aldığımda... E, tapeleri yani tapeler dediğimiz o e, teknik dinleme takipte kayıtları. dinleme kayıtları. Onları görünce korkunç dedim. Yani gerçekten... 12 bebek. 12 bebek. Göz göre göre ölüme götürmüş. Bu tespit edilenlere. Hala tespit edilecek olanları var. Çünkü... Oradaki bazı bebeklere bakıyorsunuz daha ailelerin tespit edemedikleri var. Bazıların ailesinin sureli olma sebebiyle ulaşamadıkları var. Belki onların da incelenmesi gerekecek. Aslında onlar da incelenmiş olsa sayı mutlaka artacaktır. Şu ana kadar ki Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin tespit ettiği ölümler bunlar da yine doktorlar tarafından tespit ediliyor. Korkunç. Peki, e, şunu bu bebeklerle ilgili algılarda bir tane bu bebekler zaten hasta ve ölecekti, o yüzden öldüler e, diyenler var. Bir de şu var, ya bu bebekler aslında sağlıklıydı, bu kuvözlerde o kadar uzun süre tutulmasalardı, annelerinin yanında bu çocuklarda hiçbir şey olmaz diyenler var. Hangisi şimdi, geçerli bunlardan? Şimdi aslında ikisi de geçerli. Şimdi ikisi de derken şöyle bazı bebekler var ki sağlıklı ama nerede tutuyorsun? Yoğun bakımda tutuyorsun ve hastanede mikrop kapıyor. Ve o mikropla birlikte bazı bebekler artık ağır engelli. Şimdi bir kısmı öyle. Bir diğerine bakıyorsunuz. Şimdi istediyorlar diyorlar işte evet bebek doğduğunda işte erken doğum olmuş. Ama işte uzmanların yaptırmış olduğu incelemelerde mesela birini söyleyeceğim. Ben tüylerim diken diken oluyor bunlar hani konuştuğum zaman. Vitamin eksikliği protein eksikliğinden kaynaklı hayatını kaybetmiştir diye belirtiyor. E, ötekine bakıyorsunuz yetersiz beslenmeden kaynaklı. Şimdi geneli yetersiz beslenmeden kaynaklı. E, aslında şimdi, e, doğru düzgün beslenir ölmeyecek. Aynen öyle. Doğru düzgün beslenmiş olsa e, bunların hiçbiri ölmeyecekti belki de. Şimdi biz bunu neye göre söylüyoruz? E, şimdi buradaki doktorların sonuçta Sağlık Bakanlığı fetişleri yapmış olduğu incelemelerde biz bunu görüyoruz. Ve çete ne yapıyor? Çete sağlıklı bebeklerin hayatını kaybettiğini görünce işte yetersiz beslenmeden hemen başka bir Örnek veriyorum işte onlar tapede öyle yazdığı için söylüyorum. Siyah akciğer filmi diyor. İşte başka bir bebeklerin dosyada hayatını kaybetmiş geçmiş dönemdeki çekilmiş olan akciğer filmini sağlıklı bebeğin e, dosyasına oraya koyuyorlar. Tabii daha sonra bu fetişler incelerse görsünler diye. Yine kan değerleriyle oynuyorlar. Bazı kan değerlerin dışarıda markette Başka çalışanlar yapıyor. Markette dışarıda birileri yapıyor. Tapelerde var. Şimdi birbirlerini arıyorlar. Ee, yine bebek öldü diyorlar. E, ne yapacağız diyorlar. Hani e, birisi bunun e, raporunu epikrizi bunları diyor çok kötü duruma getirsin diyor. Yani Öldürün bebeği bir diyor. Tabii o başkasına... niye mesela bebeği niye öldürmek istiyorlar? Şimdi bebeği öldürmek istemesi meselesi aslında oradaki hani şöyle kendi aralarından konuşurken ya ne yapıyorsun öldürüyorsun bebeği öldür diyor bebeği olsun bitsin. Hani öldüreceksin öldüreceğim hani öldüreceğim diyor hani, hani nasıl derken aslında tedavi yöntemini bilmiyor. Ha. Ha yani bilmiyor. cinayet anlamında söylemiyor, cinayet Git anlamında onu öldür değil. diye demiyor. Cinayet anlamında değil, Hı -hı. bilmiyor. E şimdi hani bari öldürseydin gibi söylüyorum. yok Tabii, e, mesela Kaya Bebek diye bir bebek evet. var. Şimdi e, çok korkunç, onun videosunu da yayınladığım için. Ben o kadar çok bir mozaik attım ki çok kötü bir görüntüydü. Babasından da, annesinden izin alarak ben onu yayınladım. Çünkü ben hiçbir anne baba bebeğinin görüntüsünü Öyle böyle görürsünüz. görmek istemez yani. Ama biz neyi görüyoruz? 18 yaşında stajyer hemşire yardımcısı hiçbir tıbbi bilgisi yok. 18 yaşında bir çocuğa yeni doğan ünitesini bırakıyorlar. 9 bebeği bırakıyorlar. Normalde Niye? Işte Niye? Işte normalde doktor olması lazım. Doktor yok. Sorumlu hemşire olması lazım. Yok herkes gidiyor. Çünkü buna artık alışmış durumdalar. Bütün hepsi hani ya ölürse ölsün noktasında hiç böyle ilgilenmiyorlar yani. Bebeklerle. Niye peki böyle bu? Ya işte nedenle gelecek o. Buna alışmışlar. Bu artık onun rutini olmuş. olmuş. Nasıl olsa hiçbir şey olmuyor. Nasıl olsa denetimler yok. Nasıl olsa bebekler ölüyor. Hiç kimse bunun hakkını aramıyor. Artık bunların rutini bu olmuş. Korkunç derecede maalesef ki sistem buna gitmiş. Daha kötüsü de var. İşte görüyoruz ki bebekler için kullanılması gereken ventilatör cihazları var sonuçta. Hani Sonuç nefes cihazını. alması için bunların hani kullanması gerekiyor. Bunları bazı doktorlar masraf olmasın diye kitliyor Demişler yani böyle bir şey olabilir mi? Bebekler orada cam veriyor, onları kullanması gerekiyor ama baktığımız zaman Niye kapalı. Niye kitliyor da... peki? Kullansa ne olur? Şey kullansa ne olur? Kullansa hiçbir şey olmaz. Sadece ne var? Kullandıkça ileride bozulabilir. Bozulmasın diye orada tutuyorlar, kitliyorlar gidiyorlar. Bunu yapan bir doktor. Şimdi bazı şeylere bakıyorsunuz hani sistemsel olarak söylüyorum işte doktor orada çalışmaması gereken doktorlar var. İmzasını başka bir doktorun imzası kullanıyor. Ama başka bir doktor sanki orada nöbetçiymiş gibi gösteriyorlar. O doktor da gelmiyor. Evi 5 dakika. İşte Kaya Bebek'te biz bunu gördük. Kaya Bebek'te çocuk fenalaşıyor. 18 yaşındaki genç ne yapacağını bilmiyor hemşire er misin? Onun tek bir görevi var. Kövezi temizlemek başka. Doktor arıyor, Doktor görüyor. saç ekiminde. Doktoru yok. O doktor o değil. E, doktoru arıyor. Doktor evinde uyuyor. Diyor ki bu bebek diyor fenalaştı diyor. Gelin diyor. O diyor ki ya o bebek zaten kurtulmaz pişi Fişi çek diyor. Bu kadar kolay mı? Yani oturduğun yerden yattığın yataktan kalkmamak için hemşire yardımcısı aradığında fişi çek o bebek zaten kurtulmaz diyebilir. Sen bütün mücadeleni yap. Zaten orada olman gerekiyor. Yoksun bir de çok rahat bir şekilde fişi çek diyorsun. Korkunç. Korkunç bir tablo. Peki bir yandan da bir 112 meselesi var. Yani 112'den yönle 10 e, o nasıl? O sistemi o tarafa nasıl yürüyor? Şimdi şöyle. Zaten şu an dosya bazında konuştuğumuzda Doktor Fırat Sarı diye birisi var. Hı -hı. Bu bütün sistemi Bu PKK'lı olduğu söyleniyor. Evet PKK'lı olan daha sonrasında da İyi Parti'ye geçmiş olan acayip bir geçişi var yani. Bir isim sonrasında bu diyor ki ben diyor şirket kuruyorum diyor. Kendisine bir şirket kuruyor. Şirket kurarken 4 ambulans şoförüyle 112'deki çocuklarla anlaşıyorlar bu çetenin ne diğer bu? Orada. Kendisi bir sağlık hizmetleri adı altında şirket kuruyor. Oradaki amacı işte diyor ki hastanelere ben sizin diyeğin yeni, yeni doğan ünitenizi diyor kiralıyorum diyor. Hı, ha. Kendisi kiralıyor. Ya. Yani hastanenin içindeki bir bölümü bu adama kiralıyorlar. Bu çok yaygınmış. hastanede özel hastaneler evet, çok bölüm, yaygın. bölüm çok e, kiralıyorlarmış doktorlarla. Maalesef çok çok hatalı bir sistem. Şimdi doğal olarak ticarethane gibi gördükleri için de dört tane ambulans şoförüyle anlaşıyor. Ambulans şoförleriyle diyor ki siz diyor sadece diyor benim diyor anlaştığım diyor hastanelere diyor yeni doğan ünitesini dolduracaksınız. Hiç boş kalmayacak diyor. Peki lafınızı burada kesiyorum. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın 112'de bir kuralı var. Hmm. Gelen hastayı... Yani, e, yardım talebiyle ambulans yollanıyor ve gelen hastayı en yakın ve gerekli tedaviyi yapabilecek devlet hastanesine götürmek zorunda. Bunu nasıl aşıyorlar? Şimdi buradakileri genel şöyle. Devlet hastanesindekileri götürüyorlar. Çünkü devlet hastanesinde Yoğun bakım ünitesi çok fazla olmadığı, olmadığı için. için şimdi yakın çevredeki yoğun bakım ünitesi olan hastanelere ve basamak basamak o hastanelere götürmesi gerekiyor. Fakat bunlar çeteyle anlaştıkları için onların sistemini arka yolunu buluyorlar bu ambulans şoförleri ve arka yolu buldukları için de devlet hastanesinde doğmuş olan o bebekleri hemen alıyorlar. Burada e, bakım imkanları olan, yok diye. Aynen öyle. Hani o basamak olmasa bile o hastaneye götürüyorlar. Şimdi ben bunu dosyada şöyle gördüm, araştırmasını yaptığım için de söyleyeceğim. Şimdi Çetin'in anlaştığı hastaneyi düşünün ee, ve onun yanında hatta 20 metre ilerisinde başka bir hastane var. Şimdi Çetin'in anlaştığı hastanenin yoğun bakım ünitesi hiç boş kalmıyor. 25 bebeklik bir kapasitesi var, hiç boş kalmıyor. Ama 20 metre ötedeki hastaneye bakıyorsunuz, orada yine 25 böyle bebeklik bir kapasite var, 5 bebek var. Mesela burayı hiç doldurmuyorlar. Çünkü çeteyle anlaşırsa çete sana para kazandırır. Peki şimdi burada para kazanma tarafıyla geliyoruz. Ben böyle karışık soracağım ama aklıma gelince soracağım. Bir yandan e, sizin kafanızı dağıtmış olmayayım e, bu noktayla ilgili ama şimdi Halkın, kamuoyunun bu işi okuyanların kafasında şu Buradan parayı kim kazanıyor? Bu para kime gidiyor? Ha, çünkü biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı tarafından... ya. Hastaneler bu işten para kazanmadı ki. Hastane hizmetini veriyor zaten. hastane bu işin parçası değil gibi göstermeye çalışan bir grup var. 112'yi suçlayanlar var. Doktor Sarı'yı suçlayanlar var. Buradaki bu para bu parayı kim kazanıyor mesela? Yani, Nereden para kazanıyor bunlar? Şimdi şöyle bir kere parayı SGK'dan alıyorlar. Şimdi SGK yine tespitlerinde 1 milyar TL'lik bir ödeme yaptı ve belki de daha fazla. İşte şöyle Fırat ifadesine göre görüyoruz. Zaten anlaşmalar da bunu gösteriyor. Yüzde %60'ı hastaneye Hastane. kalıyor. Yüzde %40'ı Fırat, Fırat Sarı Sarı. kalıyor. Fırat Sarı da sonrasında kendi, kendi payına düşenlerden ekibine parayı dağıtıyor. Yani kendi çetesi ambulans içindeki ambulans şoförleri ve sağlık görevlilerini işte hemşirelere, hemşire yardımcılarına ya da doktorlara o parayı dağıtıyor o belirli oranlarda. Şimdi burada baktığımız zaman hastaneler çok büyük bir para alıyor. %60 gibi 1 milyar dediğiniz aldık. zaman 600 milyon 600 hastanelere milyon gidiyor yani. Aynen 600 milyon. O da milyon sadece hastane. bu işten tespit edilebilen. Kesinlikle tespit edilebileni rakam bu. Baktığımız zaman şimdi benim de ısrarla eleştirdiğim. Şimdi hastane sahipleri sanki bu işten sorumlu değilmiş gibi bir algı, algı çalışıyor. Ama hastane sahipleri bu işin içinde dibine kadar bu işin içinde dosyayı da baktığımızda böyle. Çünkü ben baş, mesela bazı tapeler var. Oraya okuyorum adamın hastane sahipleriyle konuşması var. Hastane sahibi diyor ki bu ay diyor kazancımız diyor düştü diyor. Hani e, vaat ettiğiniz diyor rakamların altına düştük diyor. Eğer diyor böyle olursa diyor işletemeyeceksiniz biz işletelim diyor. E şimdi e, o zaman hastane sahibi şimdi buradan habersiz mi? Hastane sahibi her şeyi biliyor. biliyor. E bildiği zaman o zaman niye müdahale etmiyor? Çünkü işine geliyor. Çünkü para kazanıyor. Şimdi biz bu noktasında hastane sahiplerinin bu dosyanın dışında tutamayız. Ee, şu an çetenin diğer üyeleri eğer tutuklandıysa tamam kağıt üzerinde sistemi kurarken belki hastane sahibi şu an için sorumlu gözükmeyebilir. Ama haksız kazanç elde etmiş mi? Et. Elde etmiş. O zaman haksız kazançtan elde ederek. Çeteyle konuşmuş mu konuşmuş. Tabii ki. Bunların bütün hepsi Servisini var. kiraya vermiş. Çetenin bir vermiş. ayağı mı? Çetenin bir ayağı mı? E ayağı. Çünkü çete hani çeteye o imkanı kim sağlıyor? Ya, o sağlıyor. Şimdi hastane sahibi sağladığı için de o zaman hastanenin yönetim kurulunda kimler varsa onların da yargılanması gerekiyor ya da e, böyle haksız kazançtan işlem yapılarak malların el koyması gerekiyor hastaneleri kapattılar ama hastaneleri kapatmak yerine aslında şunu da yapabilirlerdi hastaneler devlete gitsin kayyum atayın çünkü biliyorsunuz ki kayyum atanmasını severler kayyum atayın kayyum atadığınızda en azından hani yine devletin kontrolünde olsun e, şöyle de baktığım zaman işini e doğru yapan sağlık personeli de en azından işsiz kalmamış olur. Şu an biz hastane sahipleri için bir bedel ödediğini düşünüyor muyuz? Kendi adama bir bedel ödemedi. Zaten parasını kazandı. Kalanmış. Başka yatırımları var. İşte mesela bir hastaneyi görüyoruz. Bu durumda otel açıyor. Şimdi nasıl açtı oteli? E burada bebekler üzerinden Kazandığı elde edilen, e aynı ölümlerinden elde ettiği parayla açıyor. Şimdi bu hayatına devam ettiriyor. Peki? O hastanelerde namusuyla çalışan sağlık personeli yok muydu? Var. Vardı. Doğru. Şimdi onlar ne oldu? İşsiz kaldılar. Kaldı. Yani. Çoğu işsiz istiz kaldılar. Aynen öyle. Şimdi kolay kolay da iş bulamayacaklar. Onun yerine niçin devlet el koymadı? Niçin biz hastane sahiplerinin mallarına el koymuyoruz? Hepsini tedbiri koy. Yargılama sonunda de ben de eğer ki berat ederseniz mallarınızı geri vereceğim evet. de. Bu zaten kanunda var olan bir şey. Ama biz bunu görmedik. Yine hastane sahiplerini koruyan bir modele gitti. Evet. Yine e çünkü çalışanlara... büyük bölüm iktidarla Tabii ki. beraberdir. Aynen. baktığımız zaman da sonuç olarak neyi gördük? E, namuslu namusuyla belki çalışan sağlık personelleri varsa onların da zarar evet. uğradığını gördük. Pekala şimdi e, soracağım başka şeyler de var ama tekrar biraz başa dönmek istiyorum. bu ihbar 27 Mart 2023'te geliyor. Mayıs'ta İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ediyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü basit bir incelemenin ardından emniyete bildiriyor ve sonrasında konuyla çok da yakından galiba takip etmiyor. Kendi kendi araştırmasını sürdürmüyor. E, rutin denetimler dışında bir denetim, bu ihbarlara yönelik bir denetim yapmıyor. Doğru mu anlamışız burası? Doğru. Sonrasında konu Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni talebiyle e, Sağlık Bakanlığı'na gidiyor. Doğru. E, ve ondan sonra gerçek anlamda bir soruşturma başlıyor. 2023 e, galiba Aralık e, gibi başlıyor gerçek soruşturma. Siz dediniz operasyonda 2024'ü Nisan'da evet, yapılıyor. Nisan'da yapılıyor. Fakat bu arada bu dinlemeler sırasında ve yani takipler sırasında... E, ölen bebekler var. Bu bebeklerin ölmesi engellenebilir miydi o sırada? Bazı bebekleri hani otopsiye gönderiyorlardı. Hani daha aile defin işlemini yapmadığı için hani bir otopsiye gönderim Çünkü polis de tam bilemediği için ölüm nedeninin öğrenmesi için soruşturma anlamında da otopsiye gönderiyor. Otopsi sonuçları gelsin diye. Yine işte Sağlık Bakanlığı fetişlerine bilgiler veriliyordu. Böyle bir model yaptılar. Zaten şunu söyleyebilirim. Bu operasyon biraz erken yapıldı. Bu tarz dosyalar, proje dosyaları en az bir sene bir takip gerektiriyordu. Ama bebek ölümlerinin zaten artık olduğu görülünce erkene çekmek zorunda kaldılar. Çünkü bu örgütün bir de silahlı kanadı vardı. Silahlı o, kanadı. Evet silahlı kanadı vardı. Yani bu çetenin bir de silahlı kanadı vardı. O silahlı kanadı yarın bir gün birileri bizi şikayet ederse, hani çünkü bebek ölümleri çok fazla oluyor, aileler şikayetçi olursa, Onları birilerin korkutmasını istiyorlardı. Şimdi o silahlı kanadının yönelik bir operasyon yapmadan bir an önce artık bu çeteye yakalansın ve operasyon düzenlensin diye talimat verildi. Bu savcıyı tehdit edenler o kanat mı? Savcıyı tehdit edenler işte o kanat mı ben de onu çok merak ediyorum. Çünkü orada daha farklı böyle bir hani yapı varmış gibi geliyor. Çünkü bu Mustafa Kemal Zengin dediğimiz kişi sonradan ortaya çıkıyor. Çünkü içeride 22 kişi tutuklanmış. 22 kişi tutuklandığında bunların arasında çok ciddi bir hani para trafiği vardı. Ama daha önemlisi hastane sahipleriyle ilgili bilgiler verebilirlerdi. Şimdi bunun önüne geçmek için benim düşüncem şu. Artık içeride kişiler dışarı haber gönderdiler. Biz yavaş yavaş konuşabiliriz. Kimin ne haltlar çevirdiğini Aha. anlatabiliriz. Deyince birdenbire Mustafa Kemal Zengin diye birisi ortaya çıkıyor bunları kurtarmak için. Ya yani o Mustafa Kemal zengin işin başından biri yok aslında. İşin başından. O kurtarmak için devreye sonradan giriyor. Sonradan devreye Taşeron giriyor. Taşeron kurtarıcı. Aynen sonradan devreye giriyor. Büyük bir olasılıkla da şimdi e, benim o yayınladığım görüntülere baktığımda mesela izledi çok rahat. Çok. Hani kesin kesin. Bütün kes, siyasetçilere fotoğrafı var. Kesin Cumhurbaşkanından kesin. Cumhurbaşkanından belediye başkanına kes kadar. Şunu söyleyebilirim ki o kişi daha öncesinden yargıda böyle konuşmalar yapmıştır. Yine birilerin ismini kullanarak bir hakimin, savcının karşısına çıkıp mutlaka birilerini kurtarmıştır. Bir başka dosyaları... O profesyonel kurtarıcı. Çünkü o yapıya baktığımız zaman o rahatlığı görüyorsunuz. Ben defalarca hakimlerin, savcıların işte odasına gidiyorum, konuşuyorum. Bir gazeteci olarak hı hı. bir makama gidiyorsun ve ben hiç böyle oturan kimse görmedim. Hani biz zaten oturuyoruz hakim karşı aynen öyle. Aynen öyle. Ben böyle oturan Böyle konuşabilen, savcı makamında tehdit edebilen... ben hiç kimseyi görmedim. Hiç duymamıştım da. İlk kez böyle bir şey görüyorum ve büyük bir meslek hayatım boyunca da belki Enteresan de görmeyeceğim yani. Her taşın altından çıkıyor. Mesela bu evet. olaylar patladı. Beni bir Galatasaray Lisesi'nden bir arkadaşım var Dedi ki, ya bu dedi, şerefsiz dedi, bizi de gel dedi. Ne oldu dedim. Biz de dedi, Türkiye Frankofoni Derneği kuracağız diye dedi. Biz de dedi, bir sürü toplantılar falan yap dedi. Her yerde yani, çok acayip tip. Çok ilginçtir. Beni Mustafa Kemal Zengin'i tanıyan devlet kademesinden birisi aradı. Ve şunu söyledi. bir tanımadığım birisi. Bir cumartesi günü, yayına, cuma günü yayınlamıştım. Cumartesi günü aradı. Ya dedi Mustafa Kemal Zengin'le ilgili konuşacaktım. Buyurun dedi. Ben de bilgi verecek sandım. İşte bakın şöyle birisi şu budur diye. Devletten birisi bu. Tabii. Dedi ki Mustafa Kemal Zengin iyi insandır dedi. Anlamadım dedim. Dedi ya iyi insandır dedi. Ben dedi şahsen dedi tanırım dedi. Pardon dedim. Siz gerçekten devlette çalışıyor musunuz dedim. O zaman dedim hani devlette çalışıyorsanız dedim siz bizim iyi insan anlayışlarımız farklı. Devletin bir savcısını bir cumhuriyet savcısını bu şekilde tehdit edebilen birisi size göre iyi bir insansa o zaman dedim iyi insan kriterlerimiz farklı. Bana göre dedim iyi bir insan değil bana göre dedim cezaevinde kalması gereken bir insan. O yüzden dedim bence dedim iyi insan kriterlerinizi bir gözden Öyle geçirin hiç. diye konuşunca telefonu kapattı. Çok ilginçti yani Mustafa Kemal Zengin iş çok ilginç. Başka ben, bir yer, başka bir yerde çıktı mı hiç böyle bu, bu, bu kişi başka başka olayları geldi mi size? Hiç çıkmadı. Bakın benim için zaten orası önemli. Şimdi ben bir taraftan Yeni Doğan'ı konuşuyorum ama benim için Yeni Doğan nasıl hani konuşulması gereken, unutulmaması gereken bir iş ve bir daha böyle yapıların çıkmaması için hani devlet kademesi de açıklarını kapatması gerekiyor. Bir taraftan da yargı Mustafa Kemal Zengini çok iyi araştırması Ağaşma gerekiyor. Başkanın ama, devreye ama ben şu an onu görmüyorum. Ben görmüyorum. Mu? Hayır şu an araştırılmıyor. Şu an ben şunu beklerdim. Yani Bu adam kimdir? Bağlantıları kimler? Hangi hakimlerle görüşüyor? Hangi savcılarla görüşüyor? Geçmiş telefon kayıtları bir kimle konuşuyormuş? Bir senelik telefon kayıtlarını çıkartmaları lazım. O bir senelik telefon kayıtlarında kimlerin yanına gitti? Görüşmüş? Hangi hakimle görüştü? Hangi savcıyla görüştü? Hangi dosyaya dair Müdahil olmak istedi. Müdahil olduysa o dosyada kimleri tahliye etti? Biz bunun hiçbirini bilmiyoruz. bilmiyoruz. Ve eminim yani ki... O bölümü ayrı bir şekilde araştırılmalı. Araştırılması gerekiyor. Ama diyeceksin ki, mesela senin tespitlerine göre araştırılıyor mu? Hayır. Hayır. Orası sanki biz yakaladık ve e, şu an cezaevine koyduk ve bitti. Bence bitmemiş olması gerekiyor. Pek bitmiş gibi de e, görünmüyor. Evet, bunu şunun için söylüyorum. Çünkü bakın, ben yine dosyayı gördüğümde yine şok olduğum bir şey. Savcının bilgilerini bazı polislerin verdiğini evet. gördük. Şimdi nasıl veriyorlar? İşte bir başka dosyaya, tam bir FETÖ taktiğiyle bir başka dosyaya numarasını dahil edip oradan konum bilgisine kadar. Her türlü bilgiyi çeteye veriyorlar. Şimdi aynen, Bu yapıyı Kolay kolay kimse kuramaz. Yani bu yapıyı sadece nüfus kullanarak birisi yapamaz. O yüzden Mustafa Kemal Zengin sadece nüfus kullanan birisi değil. Mutlaka devlet kademesinde kendisine yardım eden birileri var. Ki bu bilgiler alabiliyor. Çok tehlikeli bilgiler çok, bunlar. Çok. Yani şey, Sinan sin Ateş öyle öldürülmedi mi? Kesinlikle. Yani onun da nerede olduğu an anda katillere şey. bildirildi. Her bir şey. takım emniyetçiler Her de, şey. tarafından. Her şey. Peki e, burada sizin gördüğünüz kabahatin büyük bölümü şey de mi? E, emniyette mi? Sağlık Bakanlığı mı? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü mi? Şimdi bir kere şunu söyleyeceğim. Bebek ölümleriyle ilgili konuşuyorsak bence sistemin bir hatası var. İşte bu sistemin değişmesi gerekiyor. Denetimler yetersiz. Denetimler neden yetersiz? Tapelerde gördüğüm için söylüyorum yani. Şimdi İl sağlık müdürlüğünden, ilçe sağlık müdürlüğünden ekipler çıktığında zaten daha hani 5 e, kilometre gitmeden ekipler bütün hastanelerin haberi var. Evet. Şimdi birazdan gelecekler, şuraları denetleyecekler, bunu denetleyecekler, şunları değiştirin. Hatta bir tapede diyor ki, ya biz diyor yanlışlıkla 28 bebek almışız diyor. Hani yoğun bakımda diyor, 25 bebek olması gerekir var. diyor. Ne yapacağız yani diyorlar. Hani üçünü ne yapalım, üçünü bir yere koyun diye konuşabiliyorlar yani. Şimdi demek ki bir açık var. Denetime geldiklerini görüyorlar, görüyorlar. biliyorlar. Demek ki içeriden bir bilgi kaynakları oluyor. var. Kesinlikle, Bilgisiz kesinlikle. Demek ki burada hatalar var. İkincisi böyle aslında çok öncesinden ihbarlar yapılmış. Ve buna dair bir şey 2015 e yapılmış. 2015'e kadar dayandığı söylüyor çok, ihbarların. Aynen öyle. Çok. 2010. Peki daha önceden ne ortaya çıkmamış? Daha vahim yine bir tablodan daha bahsedeceğim. Hala bildiğim için söylüyorum. Daha öncesinde de bir sistem çetesi vardı. Sağlıklı hastalara sanki... Böyle sistem takmış gibi gösteriyorlar. Oysa ki yine e, SGK üzerinden böyle bir fetiş bunu fark ediyor. Diyor ki ya diyor bu hastanenin kapasitesi de ortada diyor. Günde diyor 260 diyor. Yani stent takamaz diyor. Yani ameliyat yapsam belli diyor. Yarım saatte bir stent mi takıyorlar diyor. Sonra hastalara ulaşıyorlar. Size stent takıldı mı diyor. Yok diyor. Ben de göz muayenesine gittim diyor. Öteki de diyor yok da benim diyor kolum incinmişti diyor. Ben film çektirdim diyor. Ama bakıyorsun bunlar stent takılmış. Peki ne oldu o iş? O hastaneler hala çalışıyor. Çalışıyor. E şimdi o hastanelerin sahiplerine yönelik bir işlem yapıldı mı? Hayır. Hayır. Birçok hastane var. Ya da hatırlarsınız daha öncesinde bizler de haberden yaptık. Defalarca diyaliz çetesi vardı. Şimdi bu sistemleri biz düzelttik mi? Hiçbir Hayır. düzeltmedik ki. Sistem şunun üzerine işliyor. Sağlık sektöründe çok büyük bir vurgun yapılıyor. Ve devlet kademesindeki kişiler de bu vurgun yapılmasına göz yumuyor. Gözmeler. Göz yumduğu için de Fırat Sarı gibi adamlar ortaya çıkıyor. İşte bizim bunu önlememiz gerekiyor. Hani derize de bataklığın kurutulması gerekiyor. Yoksa biz bunu şimdi bugün konuştuk. Şimdi insanlar tabii ki daha bilinçli olacaklardır. Hiçbir insan şu an için doktorlar için söylüyorum. Böyle bir yapıya dahil olmayacaktır. Ama belki iki sene sonra yine bir doktor çıkacak. E, sağlık çalışanların aklını karıştıracak. Kolay para diyecek. Birinin paraya ihtiyacı var diyecek. Gel sana şu kadar para vereyim. Şöyle yapayım. Belki yeni bir sistem kuracak. Biz bu sistemi çökertmediğimizde ya da biz bu sistem açıklarını kapatmadığımız müddetçe bu tarz böyle kişiler yeniden ortaya çıkacak. Peki ben iddianameye baktığın zaman şehir hastaneleri var işin içerisinde. Şehir hastaneleri var. Onlar nasıl peki yaparlar bu şeyi kamu kuruluşu? Şehir hastaneleri işte şeyde varlar. Oradan bebekleri. Ha bebekleri çıkartmak için. Bebekleri çıkartmaz yoksa şehir hastanesi kişinin çok böyle bir iş yok. Şehir hastanesi en fazla döner sermaye yani bir para girdiyse olur o kadar. O kadar. Burada evet. çok fazla bunu. O yüzden gördüm. merak ediyorum yani şehir burada hastanesi. Burada hastane. yani hastanesi bakamadığı bebekleri çıkartıyor. Pekala o zaman şunu da sormak, şu da soru olarak gelmiyor mu? Şehir Hastanesi, dev hastaneler. Buralardaki şeye baktığınız zaman, çocuk yoğun bakım yatağına baktığınız zaman sayısı az. Ee, acaba daha en başından buralar, yani bu devlet hastanede bu yatak sayısının az olması, çocuk bakım yataklarının az olması, bir yandan da bu diğer yerlere sevk ederek bir tür soygun düzeni kurmaya altyapı hazırlamak için mi? Şimdi altyapı hazırladı diyebiliriz ama şehir hastanesinin belki... Şimdi eskiden hatırlarsınız hani e, sadece bir kadın doğum hastaneleri falan evet. vardı. Yok Zeynep Ve, Kamil falan. Aynen diyor. aslında belki böyle bir hastanelerin çoğalmış olması yine devlet kontrolünde... Ona göre, ona göre de yeni doğan ünitesi olabilir miydi? olabilirdi. Ama şimdi şehir hastanesinde birçok alan olduğu için yeni doğan kısmı belirli sayıda tutuluyor. Çünkü burada baktığımız zaman yetişkin yoğun bakıma da ihtiyaç olduğundan yetişkin yoğun bakımın kapasitesine daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü hani yaşlıların daha çok hastaneye gitmesi Hı -hı. yoğun bakımda hani kalması sebebiyle. Bir de daha belki de çok... böyle bir çete olmasa o kadar zaten. Yoğun bakım gerektiren tabii bebek de olmayacak yani. Belki de. Belki de onlarda olmayacak. Ama tabii bunu da unutmamak gerekiyor. Birçok e, yetişkin de yine devlet hastanesinden bu tarz özel hastanelere gidiyor. gidiyor. O Ve yüzden tek bu soruşturmanın yeni aslında. Ay değil. Bu e, soruşturmanın çok büyük bir şekilde genişletilmesi gerekiyor. Benim şimdi üzüldüğüm Hani böyle Nereye sağlık... genişlemesi gerekiyor? Şimdi Türkiye'nin her bir yerinde. Bir kere şu an sağlık sektörüne güven sıfır. sıfır. Bunu niçin söyleyeceğim? Ee, bu soruşturmayı biz maalesef iyi yürütemiyoruz. İyi yürütmekten kastettim. İşte bizler çıkıyoruz, anlatıyoruz. Gazeteciler sahip çıkıyor. Ama evet biz sahip çıkacağız. Biz bu, e, bu dosyayı e, unutturmayız. Ama bizden daha çok bu konuya sahip çıkması gereken e, siyasiler, siyasilerden kastettim. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, e, Aile Bakanlığı. Sağlık, Sağlık Bakanı, Bakanı bir yandan da geçmişteki olaylar nedeniyle sorumlulardan bir tanesi. Tamam. Ve hala işinin başında. Tamam, mı? şimdi sorumlulardan bir tanesi. Ama şimdi ben geçmişi bırakıyorum. Geçmişi şunun için bırakıyorum. Şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok üzücü iki tablodan bahsedeceğim. Gerçekten de bunları konuştuğum zaman da tüylerim diken diken oluyor. Bunlardan birincisi, şimdi ben 12 bebeğin ailesiyle görüşüyorum. Annelerle görüşüyorum, babalarla görüşüyorum. Bazıları Ve, Türk değil zaten. E, yani birisi Türk değil, genelane e, Türk. Şimdi konuştuğumda şöyle bir şey var. Geçen gün mesela bir kadın beni aradı. Hani anne, bebeğini kaybetmiş bir anne. Biz hani bu haberlerle bebeğini sanki e, doğal yollarla öldüğünü sanan anne, şimdi ikinci bir travma Hiçbir yapıyor. İkinci bir Bebeği, yok bebeği öldürüldü ortaya. Çıkıyor. İsmi ismi var, ha. bebeği öldürüldü diye. Anne, hastaneye gitmek istemiyor. Anne 20 gündür hasta ve korkuyor. Peki bu anne babaların hastanelere veya sağlık bakanlarına veya her birden dava açma hakkı yok mu? Şimdi var. Bütün her tarafa dava açma hakkı var. Ama ben diyorum ki şimdi şu noktasındayım. Bu anneyi ben gece bir de beni aradı kocasıyla birlikte. Aradılar. Hani hasta ve kocası ki gitmiyor dedi. Dedim bak sağlıklı Olması gerekir. Yani sizin bu davayı yürütebilmeniz için. Ve gerçekten de iyi doktorlarımız var. Namuslu doktorlarımız var. Lütfen hani gidin. Güvenmiyor. Hani ya bana bir şey yaparsa diye bir korku yaşıyor. Bir endişe yaşıyor. Ve şimdi biz aile bakanlığını görmüyoruz bu ailelerin yanında. Ben görmedim. Hiç kimse yok. Yok mu aile bakanlığı? Hayır kimse? hiç kimse yok. Hiç kimse? Hiç kimse yok. Korku Allah hiç... Allah. Hayır hiç kimse yok. Şimdi geleceğim. E, Sağlık bakanlığından kimse yok. Ve ben dedim ki bana müsaade edin dedim. Ben dedim il sağlık müdürüyle konuşayım. Ve size dedim hani onlar yönlendirirse onları çok rica ederiz dediler. Ve ben Allah razı olsun hemen aradım il sağlık müdürünü. Hemen ilgileniyoruz dediler. İlgilendiler ve aileyi doktora götürüyorlar. Allah. Ama şimdi bunu bir gazeteci olarak benim Şeyim yapmam yapmadım. gerekmiyor. Bu benim görevimdi. Daha korkunçsuz size söyleyeyim. Şimdi yine dosyada hayatını kaybetmiş bir bebek var. Havvan Nur diye bir evet. bebek var. Ben aradım ailesi Yalova'da yaşıyor. Aradım. Dedim ki bak dedim hani böyle böyle dedim. Ben dedim Yeni Doğan çetesini dedim. Konuşan dedim gazeteciyim dedim. Emrullah Bey dedi. Ben dedi de biliyorum dedi. İzliyorum dedi. Dedim bebeğinizle ilgili konuşmak istiyorum dedim. Benim bebeğim dedi o çete tarafından öldürülmedi dedi. Deyince dedim emin misiniz dedim. Evet evet dedi. benim bebeğim dedi doğal yöntem, e, yöntemle öldü dedi. Hatta dedi benim dedi ifademi aldılar dedi polis de dedi. Ben dedi şikayetçi olmadım dedi. Dedim ki hiç kimsesi ulaşmadı mı dedim. Yo dedi kimse bana ulaşmadı Allah dedi. Allah. Bakın bu rapor... Ağustos ayında dosyaya girmiş bir rapordan bahsediyor. Ve anne babaya tamam. haber verilmiyor. Haberi yok. Sonrasında... ...dedim ki... ...ya dedim... ...çok özür derek dedim... ...söyleyeyim bu telefonu ben açtım ama dedim... ...hani... ...bir şey okumak istiyorum dedim ama dedim... ...eğer rahatsız olacaksınız okumayayım dedim. Yo, de okuyabilirsiniz dedi. Israrla diyor ki... ...benim diyor... ...bebeğim diyor doğal yönler... E, ...doğal nedenlerle öldü... ...ve ben diyor gömdüm diyor bebeğimi diyor. Benim... Benim öyle bir durumum yok dedi. Dedim ki bebeniz dedim e, doğal nedenlerle ölmedi dedi. Nasıl yani dedi. Rapor okuyorum dedim. Sen dedim Yalova Devlet Hastanesi doğum yaptın mı? Eşin dedim. Evet dedi yaptı dedi. 3 kilo 600 gram doğdu mu dedim bebeğim dedim. Evet, evet dedi. Ondan sonra böyle böyle bir rahatsızlığı var dendi mi dedim. Evet dendi dedi. Peki dedim sen dedim oradan dedim. Yalova'dan dedim Bağcılar'a dedim geldi mi dedim. Geldim dedi. Sen Bağcılar'a gelmek istememen rağmen seni Bağcılar'a götür. Evet abi sen nereden biliyorsun dedi. Biliyorum ben dedim. Tamam mı? Sonra devam ettim. Bebeğin şu kadar gün kaldı mı? Evet kaldı. Peki dedim bebeğin sonrasında dedim, iki kilo düştü mü dedim. 2 kilo düştü. Ve sonra senin hayatını kaybetti mi dedim. Şu 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 nedenlerden Evet abi dedi. O neden değil dedim. Sana dedim bu Sağlık Bakanlığı'nın müfettişlerinin bu raporunu okuyorum dedim. Ve rapor okudum. Şok oldu. Şok Önce dedi ki ben dedi gözümle dedi, bunu görmediğim ki dedi nasıl şikayetçi olayım dedi. Dedim ki şikayetçi olmalısın. Bak bu Sağlık Bakanlığı'nın raporu. Sen şikayetçi olmazsan bu çete az ceza alır. Ne kadar çok aile şikayetçi olursa o kadar, o kadar, ceza kadar kaptır, çok kaptır. ceza alacaklar diyorum. Lütfen gel şikayetçi ol dedim. Sonra dedi abi dedi ben ne yapacağım dedi. Bak dedim ee, şu an dedim ee, bir avukatım vardır, yoktur. Baroya başvur. Baro sana bu anlamda yardımcı olabilir mutlaka. Hı hı. Ama dedim gel. Gerekiyorsan ben sana bu dosyayı vereyim. Bu raporu sana vereyim. Bir avukatla görüş, görüş. ve git şikayetçi ol dedim yani. Ve adam başladı oldu telefonda mu? ağlamaya. Oldu. İyi Ama abi. bu telefonu ben açmak zorunda değilim. değilim. Sağlık Bakanı bunu takip etmesi lazım. Ben bir gazeteci olarak bu telefonu açmak zorunda değilim. O aile, o aile bebeğinin öldürülmüş olduğunu benden duymak zorunda değil. değil. Bunu devlet kademesinden duyması gerekiyor. Çok doğru. Ama maalesef ki bunların hiçbiri olmuyor. Şimdi yine ben ailelerle konuşuyorum. Aileler diyor ki ya diyor bunlar da savcı diyor tehdit eden diyor çete diyor. Ya Bizi, bizi tehdit ederse diyor. Bir kısmının hala bebekleri var. Yani çocukları var ve korkuyorlar. Devlet nerede? Şimdi bunların İçişleri Bakanı ya da Adalet Bakanı niçin görüşmüyorlar? Aile Bakanlığı niçin bunlara psikolojik olmuyorsun? destek vermiyorlar? Bunların e, baktığınız zaman e, özellikle annelerin durumu iyi değil. Yani psikolojik bir tedavi almaları gerekiyor ama görmüyoruz. Şimdi o zaman devlet burada yanlarında olmayacaksa bu mağdur ailelerin ne zaman yanında olacak? Zaten bebeklerinin öldürüldüğünü görmüş ben insanlardan bahsediyorum. Anne babalardan bahsediyorum. Devlet bu kapansın örtbas olsun mu istiyor? Bence bu soruşturma büyümesi gerekiyor. Çünkü e, kapansın istiyor. Hani bunu söylemek çok korkunç bir tablo olur. Bunu da devlet kademesine yakıştıramıyorum. Ama şunu da istiyorum. Hala biz şunu tartışmasını yaşıyoruz. Adalet bak çok özür dilerim. Sağlık Bakanı diyor ki işte bunu ben ortaya çıkardım. Ya biz burada değiliz. Şu an Türkiye'nin dört bir yanında bana deli gibi mail yağıyor. Evet. Deli gibi mesajlar Herkes korkuyor. Herkese Herkes geliyor. Herkese geliyor. Herkes korkuyor. Biz bu insanların korkusunu nasıl gidereceğiz? Bir hani sağlık denetimi anlamında seferberlik yapmak bu kadar mı zor? Bütün herkesin ihbarını alsan ve bunların bütün hepsini denetlesen ve bu insanları muhatap alıp da cevap vermiş olsak bunlar çok mu zor? Hiç de zordu. değil. Yani il sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri var. Bu dosyaları alsınlar, incelesinler. Her şikayet edenleri bir dinlesinler. Ve onların en azından hani dinleyerek bir tansiyonu düşürsünler. Ama şimdi herkesin kafasında soru işareti var. Acaba diyor benim diyor bebeğim diyor bunlar yüzünden mi öldü diyor. Bir başka çete vardı diyor o çete yüzünden mi öldü diyor. Ya da benim babam annem işte yoğun bakım ünitesinde diye yetişkinde diyor işte hatalı işlem yapıldı da mı öldü diyor. Çok rahat bir şekilde yürüyerek diyor hastaneye girdi diyor ölüsü çıktı diyor. Acaba diyor orada da bir şey mi yapıldı Herkes diyor? De bu şimdi şu Şimdi var bu şüpheyi biz nasıl gidereceğiz? Hani bizim Türkiye olarak sağlık bakanlığı olarak bunu konuşuyor olmamız gerekirken biz bunu konuşmuyoruz. Vallahi geçen gün, e, bundan birkaç gün önce benim çok yakın bir arkadaşımın e, yoğun bak iki aya yakın süredir yoğun bakımda yatan annesi öldü. Ve inancı şu diyor ki bu çete patladığı için diyor bizimki de diyor normalde diyor daha bunu diyor bir sene yaşatır patlatırlardı. E, ölmesine izin verdiler. Şu anda artık böyle bir güvensizlik var. de var. Çünkü ülke olarak sağlık anlamında psikolojimiz yerinde değil. Çünkü biz neyi düşünüyoruz? Ya bir bebekler üzerinden para kazanmayı kendilerine şiar edilmiş birileri yetişiyor Ne, ne yapmaz? Şimdi bebeği Anadolu oraya oluyor. yapan bize ne i̇şte yapmaz? Aynı öyle. Hani bebeği acımasızca davranan hele hele bu konuşmaları duydukları için hani bu insanla herkese bir travma var. Bizim bu travmayı nasıl gidermemiz gerekiyor? Biz bunu o travmayı lazım gidermek lazım. için e, meclis sokmaya karar verdiler biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu travma böyle gider dediler belki. E, o, çünkü Öcalan meselesi çıktığından beri bu konuyu e, pek fazla konuşan kalmadı. Ben yeniden hatırlatmak için. o, o konuda konuşacağız ama bu konuyu, konuda başka yerle ama şimdi, bu konuyu hatırlatmak şimdi lazım. bir kere şunu söyleyeceğim. Ben e, sonuna kadar bunu konuşacağım. Yani YouTube'da, kendi sosyal medya hesaplarımda, çünkü ailelerle de görüşüyorum. Hani her... o dosya okuduğumda diyorum, hani... birkaç aileyle oturup karşılıklı ağlıyorduk yani çünkü... karşında ağlıyor hani... Birkaç aile var şu ana kadar? Şu an 12 aile var. O adı bilinen 12, bizimle, 12 bebek. Aynen 12 bebek. Ama... başkaları çıkıyor. Yine korkunç bir tablo çekeceğim. Onu soracağım. Göreceğim. Bu buzdağının görünen yüzü. Tabii görünen Mesela... orada bir başka bebekten, ben... tapelerden bahsettim. Aile bana ulaştı. Dedi ki bizim bebeğimiz o dedi. Bizim bebeğimiz de öldü dedi. Mesela onlar da şimdi şikayetçi oluyorlar. Kaç Ortemelen, bebeğe doğru gider bu iş? Bir şey söyleyeyim mi? Ben Yüzlerce bunu, tam, belki de, binlerce. Evet. Yüzlerce onu söyleyebilirim. Ve Türkiye'nin her yerinde. Kesinlikle. Eğer ki sağlıklı bir araştırma yapılırsa Türkiye'nin her yerinde olur. Aile çetemidir, farklı Farklı çeteler. Çünkü böyle bir para kazanma yöntemi olduğunu hepsi biliyor. biliyor. Hepsi biliyor. O yüzden diyorum onkoloji servisinde ayrı yapılıyor. Aklınıza gelebilecek diyaliz servis ayrı yapılıyor. Kalp e, sağlığında ayrı yapılıyor. Aslında bunların her bölümünde ayrı yapılan ayrı, ayrı yapılar bir çeteler var. var. Bizim bunların hepsini ortaya çıkartmamız gerekiyor. Yani aslında gerek sağlık sisteminde büyük bir soygun var ee, ve SGK'nın batma sebebi de belki de bu batma sebebinden bir de bu soygunlar Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle ben mesela bu anlamda SGK'ya şu soruyu sordum. Bu şunun yanıtını alamadım. Sadece bu çeteye bir yıl boyunca şu, şu, şu hastanelere ne kadar, ne kadar para, para ödenmiştir? Cevap yok. yok. mu? Cevap yok, bilmiyorum. Peki bunu meclisten sorabilirler mi acaba? Sorsalardı büyük olsa cevap alamayacaklardır yani. Keşke bir muhalefet partisi olsa da bunu sorsa meclis kürsüsünde. Bir şey söyleyeyim mi? Hani e, burada hani hep evet iktidar eleştiriyor. Ben muhalefet partisini de eleştiriyorum. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Hani e, şey açısından söylemiyorum. Şimdi biz neyi görüyoruz? İşte CHP diyor ki bazı evlere giremiyor. İşte gidemiyorlar. İşte hani şey anlamında Türkiye yayılamıyorlar. Türkiye'de depremden sonraki bana göre en büyük bir travma şu an bu yaşadığımız. Ve oysa ki sadece CHP Genel Merkezi çıkıp da şunu söyleseydi. Biz bir ihbar kurduk ve ihbar meyli kurduk. Bütün herkes şikayetlerini buraya bindirilsin. Biz seferber oluyoruz. Hepinizi dinlemeye geleceğiz dese... Bambaşka bir Bambaşka O zaman o ailelerin hepsinin evine girmiş olursun. O ailelere dokunursan bir kişiye dokunduğunda o evde dört kişiye dokunmuş olursun. Ama biz neyi görüyoruz? Festivallerde görüyoruz. Evet. İktidarın, e, iktidarın ne olduğunu zaten senin haberle beraber bir kez daha başka bir gördük. Ama muhalefetin de ne olmaması gerektiğini de e, yine buraya gösterdiği tepkiyle ya da gösteremediği tepkiyle e, gördük. Kaldı mı anlatacağımız eksik bir şey? Valla ben aslında hani eksik bir şey kalmadı. Ee, her böyle hani çıktığım yayında aslında şunu söylüyorum. Ee, birincisi bu dosyayı e, tehditlere rağmen gördüğü ve tehdite rağmen e, bırakmayan birincisi savcıya teşekkür ediyorum. İkincisi. Sabit tehdit geldi bundan sonra? E, ya e, bana tehdit geliyor. Bana e, bu anlamda çok tehditle geliyor. Hatta şu aralar polislerle alakalı konuştuğum için oralardan da tehditler falan geliyor. Ama ben bunları hiçbirini önemsemiyorum. Yani e, şunun için önemsemiyorum. Yani sadece şunu söyleyeyim. Yani gücü yeten yapacağını yapar. Ama Alınmış. gücü yetemezse sonucuna da katlanır. Yani ben de sonuna kadar e, yani bu işin takipçisi olurum diye e, bunu da hani söylüyorum. Hiç de e, korkum falan diyor hiçbir senden de bu anlamda korkmuyorum. Ama e, o ilk ihbar yapan e, anneye teşekkür ediyorum. Sonuçta onun o ihbarıyla bu ortaya çıktı. Şöyle bir iddia da dolaşıyor bir ara. Lafını kestim özür dilerim ama şöyle bir iddia da dolaşıyor bir ara. İhbarı yapan aslında bir anne değil. Ben bunu sosyal medyada gördüm. Bir anne değil. Bu çetenin ortaklarından bir tanesi Yok, kar... Öyle yok, bir şey yok. Hayır, öyle bir şey yok. İhbar yapan hani anne e, ben hani onun ismini falan. Peki ciber diyor ihbarı yani. gecikti Aktarmış İstanbul'a? E, ciber, Cimer'in hani gecikmesi onların hani sistem otomatik gönderiyor. Hı -hı. Yani her gelen böyle Cimer'de onu yapay zeka gibi düşünme gerekir. Yapay zeka hangi birime gidecekse Tık oraya atıyor. Oradaki birimdeki kendi kişiler ne zaman görecek de ona bakacak da Hı -hı. hayata geçirecek. Ha, ona otom bakıyorlar. Otomatik yani. bir sistem. Tabii, yani. Otomatik bir sistem aslında şuna bakmak gerekir. Hani e, Cimer'e çok böyle bu tarz böyle ihbar yani yapılıyor. E, Kaç. Bu şekilde değerlendiriyorlar. Biraz da ona bakmak ha, bak, bak, gerekiyor. Lazım. Bütün herkes bu anlamda bunu dört, e, hani gerçekten de gelen her ihbarı çok kıymeti görüp araştırmaları gerekiyor söyleyebilirim. Peki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bu ihbarı aldıktan hemen sonra bakanlığa haber vermeli miydi? Vermemişse niye vermemiş? Yok. Hani şimdi bence hani şöyle bir şey var. Büyük olasılıkla hani İl Sağlık Müdürlüğü kendilerine bu tarz çok ihbar geldiği için bunu... Çok büyük bir şey gibi görmemişler. Çünkü rutin gibi görüyorlar. Hı -hı. Bu tarz ihbar çok fazla geliyor. O yüzden de bir müfettiş görevlendiriyorsun. Hani gidin hani bakın. O da gidiyor galiba bakıyor. Galiba müfettişi görevlendirmiş tam olarak. Bir, bir denetleyin bakalım demişler galiba. Evet, Müfettiş dediğimiz orada kendi evet. denetçileri Hı -hı. var yani. O anlamda. Hani gidiyor bakıyor. Hani geliyor diyor ki evet diyor böyle iddialar olabilir diyor doğruymuş gibi gözüküyor diyor. Ha öyle mi diyor aslında o da ne yapıyor eğer doğruysa hani olabilir diyorsa top üstünden atmak için herkes o da Mali Şube'ye gönderiyor. Şube. O zaman ne, bir polis araştırsın diyor. E polis kime söyleyecek mahkemeden izin alması gerekiyor. Sonuçta böyle bir yazı geldi. O da Büyükçekme Caddesi'ne yazı yazıyor. Büyükçekmece Caddesi'nde değil. o zaman benim de doktorları dinlemem gerekiyordu. Adalet, Adalet Bakanlığı'na bakanlığı. görüyor. O Adalet Bakanlığı'nda sağlık. O bakanlığı. da diyor sağlık bakanlığına Aslında dolaylı sistemi, olarak sağlık bakanı öğreniyor. Aynen. E, sistemi e, böyle normal rutininde bütün herkes ilerletmiş oldu. Hani böyle baktığın zaman kimse hani bir e, lüksmüş gibi ülkeyi bir şeyde davranmamış. Davran. Herkes kendi görevini, kendi görevini yapmış. Bu kadar. Üzerine yani. bir heyecanla, bir ekstra Aa, e, evet, kaygıyla bir... veya e, sercini, şeyde dertten bele gitmemiş. Hiçbir Peki şey. bunun başka illerde olup olmadığı ihbarsız ihbar olmasa bile ortaya çıkarılabilir mi? Çıkartılır. Çok basit çıkartılır. Eğer ki e, şu anlamı söyleyeceğim. E, Sağlık Bakanlığı bu anlamda şu anki denetimler az önce değil mi ölümleri incelemeye almış olsa Anında bunları çıkartabilir. Çıkart. Bu kadar basit. Çünkü denetim. Çünkü biz neyi söylüyoruz? Ne kadar evraklarda oynasalar da, ne kadar hani böyle filmlerde oynasalar da namuslu doktorlarımız da var. Hı -hı. Gittiler inceleme yaptılar. O incelemelerde bu 12 bebeğin hastaneler tarafından ve sağlık personeli tarafından öldürüldüğünü Hı -hı. tespit Hı -hı. ettiler. Demek ki tespit edilebiliyormuş bu. O yüzden şu an özellikle yeni doğan ünitesinde ne kadar ölüm varsa özellikle özel hastanelerde evet, şikayeti varsa hepsi bunlara gidip onları lazım. Rutin dışı ya da bittim. olması olması gereken daha fazla bir sevk varsa bunlara bakmak kesinlikle, ve incelemek lazım. Kesinlikle bakmaları gerekiyor. İnceliyor bakarsan, mu? Başlamadık bunu duymadık işte ısrarla bunu söylüyorum. Israrla bunu dile getiriyoruz. Hani niçin bunu yapmıyorsunuz? Yapmanız gerekiyor ama Sağlık Bakanlığı'ndan... Bu anlamda ses yok. Biz sadece Sağlık Bakanlığı'ndan o dönem bunu yaptık, bu dönem bunu yaptık. Evet. Biz geçtik. Biz orada değiliz, orada artık. değiliz artık. Biz orada o dün Biz mi? bundan sonrasındayız. Bundan sonrasında biz bunu nasıl engelleyeceğiz ve Türkiye'nin dört bir yanındaki annelerin, babaların travmalarını nasıl gidereceğiz? Biz buradayız. Buna dair bir adım atılmıyor. Atılır mı? Umudum var mı? Yok. Umudum yok. Onu söyleyeyim en son hastanelerin kapanması bile hani iyi ki gerçekten de sosyal medyada bilinçli kullan e, böyle kullanıcılar var. Sonuçta sosyal medyada paylaşımlar hani yaptık ve e, oraya bizler bir taş attık. Diğer kullanıcılar sosyal medya onu tsunamiye çevirdi evet. ki ve sonrasında hastanelere yönelme Sosyal medyada çık patladı bu olay tabii ki, çıkmadı yani gazeteye çıkmadı. Çünkü ben şunu söylüyorum. Eğer ki Sağlık Bakanlığı daha öncesinden niye tedbir almadı hastaneleri kapatmak için? Sonuçta kendi bakanlığının personeli diyor ki bu hastanelerde 12 bebek hayatını kaybetmiştir. Niçin o zaman Ağustos ayında kapatmadık? Hepsini geçiyorum. Hadi elimde rapor yok diyebilirsin. Ee, Ağustos ayında rapor, rapor var. Rapor var. Ya. Diyor ki 12 bebek. Rapor hani, var. Bu raporu ben okudum da ona göre zaten haber Ağustos, yapıyorum. Ağustos, Eylül, Ekim. Anladın Hiç Yani niçin açıktı? Ya, olayı niçin sen patlatmasan aslında hiçbir şey olacağı yok. Aynen öyle. Devam ediyor. O hastaneler açık olacaktı yani. Hala diyorum hastanenin sahipleri yine böyle para kazanmaya devam ediyor açık. olacaktı yani bu hastanelerden. Ve çete. E, kesinlikle çete de devam ediyor olacaktı. O yüzden kızdığım benim bu Sağlık Bakanlığı hani ee, sanki hani biz öğrendik iddianame iddianamenin kabul edilmesi sen beklemek zorunda değilsin. Senin kapı gibi elinde e de e, müfettişlerin raporu var. var Bakıyorsun var. profesörler hazırlamış bu raporu. Kimin profesörler hazırlamış? Sağlık Bakanlığı profesörler hazırlamış. Yani sen iç denetiminde 12 bebeğin öldüğünü zaten görüyorsun. biliyorsun, görüyorsun. Niçin o zaman biz Ağustos ayında aksiyon almadık? Peki savcıyı ne yapmamak üzere tehdit etmişler tam olarak? Savcı bir, bu dosyayı kapatmasını istiyorlar. Yani önce diyorlar sen bu dosyadaki tutukları salacaksın. Bir uygun yöntem bulacaksın, bunları salacaksın ve sonrasında da bu dosyayı hani bir nevi kapatacaksın. Çünkü savcı iddianamesini yazacak. İddianamesini yazarken de hani bazı şeyleri eğer eksik yazmış Eserse, olsa çünkü değil. dosya onun elinde. Hani orada bazıları görmezden gelirse mesela bu bebek ölümlerini daha basitleştirmiş olsa. Mesela şu an e, kasten öldürmekten yargılanacaklar. Kasten öldürmekten değil de atıyorum bilinçli taksirden yargılan yargılanır. Bu alacakları cezaları düşürecekler. Bunun için söylüyoruz. Bunlar çok önemli detaylar. Şimdi dosyayı kapatabilmeleri için savcının bu dosyayı basit görmesi gerekecekti. Savcıdan bu dosyayı basit gör diye söylüyorlar. Bravo savcıya Kesinlikle. Ya yani Bu dosyanın kahramanlarından biri sensin diye ee, ve e, bir diğeri de e, savcıydı. Bunu siz gündeme getirmeseniz konvansiyonel medya dediğimiz medyada bu asla ortaya çıkacağı yoktu. Ee, i̇yi ki varsın. Teşekkür ederim. İyi ki YouTube var. İyi İlk ki e, orada kendimizi ifade edebiliyoruz. Siz haberlerinizi ifade ediyorsunuz. Biz sizin haberlerinizin yayılmasında e, size bir nebze olsun e, katkı veriyoruz. Emrullah Açım sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi ki Teşekkür ederiz. E, haberlere devam. E, üzerimize düşen bir şey olursa bu konularda biz de e, buradaki ekip olarak e, emrinize amadeyiz. E, sağ ol. Teşekkür Değer ederim. Yeni Doğan Çetesi denen ve şimdilik bilebildiğimiz kadarıyla... 12 bebeğin direkt ölümünden ama belki de binlercesinin ölümünden ya da sakat kalmasından sorumlu olan... çeteyi... E ortaya çıkaran bunun herkes tarafından duyulmasını ve toplumsal tepki oluşarak bir sonuca ulaşmasını ve hastane sahiplerinin ve çete üyelerinin ceza almadan bu işten paçayı sıyırmasının önüne geçen iki isimden biri olan Emrullah Dinc konuğumuzdu ve bize bu dosyayı özet bir biçimde anlattı. Eğer bu konuda ihbarlarınız e, olacaksa, bu konuda şikayetleriniz olacaksa, İstanbul dışındaki illerden de e, bizim burumuzun bizim altımızdaki e, yorumlara e, bunu yazabilirsiniz e, biz, veya direkt Emrullah'ın e, sitesinde e, oraya da bunları aktarabilirsiniz. Biz bize aktardığınızı gerekli birimlere ve Emrullah'a aktarırız. E, lütfen e, korkmayın. Şikayetçi olun, hakkınıza yayın. Aklınıza en ufak bir e, şüphe var ise bunu duyurmaktan ve bunun hesabını e, sormaktan, bunun araştırılması istemekten de lütfen kaçırmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Fatih Altaylı röportaj özel programını sundu.